Merhabalar, Deutsche Cafe Konuşan Almanca'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir YouTuber'ın konuşmasını çözümleyeceğiz. Eğer cümleleri yazar ve notlar alırsanız, ayrıca konuşarak tekrar ederseniz, bu dersimizde okuma, dinleme, yazma, konuşma ve gramer egzersizlerinin hepsini etkili şekilde aynı zamanda yapmış olursunuz. Kanalın ismi Glücksdetektiv, yani mutluluk dedektifi. Psikolog bir bayanın hayata dair yararlı bilgiler paylaştığı bir YouTube kanalı. Hazırsanız başlıyoruz. Wenn man im Internet nach dem Thema sucht, dann gibt es zwar einige Artikel, aber sie drehen sich alle nur ums Zeitmanagement. Das heißt, sie sagen dir immer nur, wie du deine Zeit noch effektiver nutzen kannst, wie du noch mehr in der gleichen Zeit schaffen kannst. Wenn man im Internet nach dem Thema sucht. Yani eğer man neyde kullanıyorduk? Böyle mesela ne diyecek? Eğer araştırılırsa gibi. Yani kim ne yapmış, nasıl olmuş belli olmayan. Ve yani burada sigara içilmez. Man darf hier nicht rauchen derken kullanıyorduk. Burada da wenn man im Internet yani genel anlamda konuşuyor. Bayern ist ein Lebensgefühl. Es ist ein Glück, wenn man in Bayern leben darf. Im Internet, internette suchen, sucht, mana göre çekmiş. Suchen, ama burada dikkat edin, buradaki man tek neyli man, iki neyli değil. Nachtam Thema sucht. Bakın suchen nach demek ki. Nach propozisyonuyla kullanılıyor. Bir şey hakkında bir şeyi aramak gibi. Tema zaten. Taoismus. Wir haben mal ein kurzes Video dazu, was Taoismus ist. Der Taoismus ist die traditionelle Religion und Philosophie Chinas. Taoisten suchen nach dem Sinn des Lebens und stellen sich die Fragen, woher komme ich und wohin gehe ich? Um die Antwort darauf zu erhalten, müssen sie sich bestimmten Ritualen und Regeln sowie einer strikten Körperdisziplin unterwerfen. Wenn man im Internet nach dem Thema sucht, eğer araştırırsanız, araştırılırsa internette tema ile ilgili, yani hangi tema ile ilgili, zaman yönetimiyle ilgili araştırırsanız dan o zaman gibt es zwar einige artikel makale demek einige birkaç tane artikel var yani makale yazı var ama sie drehen sich alle nur Zeitmanagement yani burada ne diyor şimdi alle dediği bu artikeller. Zi dediği de artikeller. Zi ale yani bütün hepsi, onların hepsi. Drehen sich Nur sadece demek. Drehen sich Yani ne diyeceğiz o zaman? Sich drehen diyeceğiz. Sich drehen diyeceğiz. Yani drehen dönmek demek. Sich drehen bir şeyin etrafında dönmek. Burada ne diyor? Onlar sadece, onların hepsi sadece, yani zi, ale, hepsi, drehen, nur, sadece, drehen, sich, dönüyorlar, site management. Yani zaman yönetiminin etrafında dönüyorlar, diyor. Yani sadece zaman yönetiminden bahsediyorlarmış. Bei diesem Grillgerät sitzt das Heizelement in der Mitte. Die Spieße drehen sich um den glühenden Stab herum. Dabei sollen sie nicht aneinander stoßen und blockieren. Burada dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey daha var. Şurayı silelim. Burada zwar var gördüğünüz gibi bir de aber var. Bu bir kullanım. Mesela önden olumlu bir şey söylüyor. Aber'le olumsuz bir şey söylüyor. Yani olumlu bir yanı var ama olumsuz yanı da var. Mesela diese Schuhe sind zwar schön, aber sehr teuer. Yani bu ayakkabılar güzel ama pahalı. Bu yüzden şimdi o ama gibi ilk cümleyi de vurgulamak açısından zwar kullanıyorlar. Bu çok kullanılan bir şey. Bunu yazalım. Yani yine bir örnek üzerinden çalışalım.
Mesela az önceki örnek ayakkabı örneğinden kafanızda kalabilir. Veya buradaki gibi. Gibt es zwar einige Artikel, aber sie drehen sich alle nur Zeitmanagement. Burada drehen sich umu da çalışmış oluyoruz bu cümleyle. Bunu da daha kolay hatırlayabilirsiniz daha sonra. Du kommst gewisse Inhalte vermittelt, aber kannst sie nicht anwenden. Das heißt, es ist für dich erstmal total trocken, was du machst. Ja. Ich denke, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass man denkt, okay, wieso lese ich das jetzt? Es sind jetzt 10 Seiten und ich verstehe es zwar, aber ich kann es nicht anwenden und das erscheint manchmal ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Auf keinen Fall unsinnig, weil es hat einen Sinn, aber es scheint ein bisschen. Ja, ich hab auch gedacht, dass man. Devam edelim. Das heißt. Das heißt yani bu demek ki şu demek yani bu şu demek. Das heißt da böyle D nokta H nokta şeklinde yazılarda görebilirsiniz. Konuşma dilinde de çok kullanılır. Bir şey anlatılır. Daha sonra das heißt yani gibi devam eder. Sie sagen dir yani onlar artikeller sana her zaman söylüyorlar ki immer nur her zaman sadece bunu söylüyorlar ki ne diyorlarmış? Wie nasıl du deine Zeit noch effektiver nutzen kannst. Bakın yine wie hop sona attı. Çünkü cümlenin ikinci yarısında. Cümlenin ikinci yarısında olduğu için wie model verbi ya da olsaydı model verbi olmasaydı verbi sona atmış. Ne diyor? Nasıl sen zamanını deine Zeit noch effektiver. Effektiver neydi? Bakın efektif etkili, effektiver daha etkili, noh daha etkili. Yani böyle bir daha oraya bir anlam katmış, yani bir vurgu katmış. Noh effektiver nutzen kullanmak, kannst kullanabileceğin. Yani ne diyor? Onlar sana sadece söylerler ki her zaman sen zamanını nasıl daha efektif kullanabilirsin. Şöyle yani bu cümlenin Türkçesi. Sen zamanını nasıl efektif, senin zamanını nasıl efektif kullanabileceğini sana söylerler. Ya da we do noch mehr, yine bakın noch mehr diye kullanmış. Noch effektiver, noch mehr. Mehr'i hatırlarsanız neydi? Viel mehr am meisten. Hatırlarsanız bunun çok daha fazla en çok. Şimdi nasıl sen noch mehr daha fazla in der gleichen Zeit schaffen kannst. Sen daha nasıl fazla nasıl başarabilirsin? Ney? In der gleichen Zeit. Aynı zamanda daha fazla nasıl başarabilirsin? Yani şu demek. Schaffen başarmak demek ama burada şöyle kullanılmış. Yani az zamanda çok iş nasıl yapabilirsin demiş yani. Daha kısa zamanda ya da aynı zamanda daha fazla iş nasıl yapabilirsin? Daha fazla şeyi nasıl başarabilirsin demiş. Burada Meyerschaffen daha fazla şeyi başarmak, daha fazla işi halletmek anlamında kullanılmış. Burada Zeit die arkadaşlar, die Zeit. Bakın in Zeit zamanda in burada bir hareket bildirmediği için in neydi? Hem akkuzatif olabilen hem datif olabilen bir propozisyondu. Burada hareket olmadığı için datif olacak. Dolayısıyla die Zeit der Zeit oldu. Dativde sıfatlar hangi eki alıyordu? En ekini alıyorlardı. Gleich aynı demek. Aynı, benzer. Benzer zamanda gleichen olmuş. Benzer zamanda daha fazla noch mehr başarabilirsin. Sana nasıl aynı zaman aralığında daha fazla iş başarabileceğini anlatırlar onlar diyor. Drittens, umsetzen. Wenn dein nächster Arbeitstag beginnt, dann fange direkt mit deiner ersten Aufgabe an. Nicht kurz E-Mails checken, nicht kurz einen Geburtstag auf Facebook nachschauen, sondern direkt anfangen und die Aufgabe komplett abschließen, bevor du dich um die nächste kümmerst. Dadurch vermeidest du Multifokus und schaffst in der gleichen Zeit mehr.
Es hilft übrigens enorm, alle Benachrichtigungen auf stumm zu schalten, damit du nicht jede 5 Minuten aus deiner Konzentration gerissen wirst. Şimdilik bizden bu kadar. Glücks Detektiv kanalına abone olmayı unutmayın. Geri dönmek defterinin linki aşağıda, indirebilirsiniz. Okumaya, yazmaya, dinlemeye, konuşmaya devam. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.